Herkese merhaba. Şimdi arkadaşlar önümde bir cümle var. Bu cümleyi Osmanlı Türkçesine çevireceğiz hep beraber. Osmanlı Türkçesine çevrildikten sonraki Türkçe'ye tekrar çevrilmek kısmına da bakacağız. Sesim içinde üzgünüm. Hastayım çünkü. Şimdi arkadaşlar insan kelimesiyle başlayalım. Önce ayrı ayrı bakın burada ne var? Nun harfi var. Burada ne var? Sin. Sin harfi de denir. Şurada ne var? Nun var. İ sesini nasıl alırız? Elif harfiyle alırız değil mi? Elif harfinin biliyorsunuz tek başına yazılışı A E I İ harflerini veriyordu bize. Yazalım kelimemizi. Önce ayrı ayrı harfleri yazacağım. Elif harfini koydum. Sonra ne var? Nun harfi var. Sonra ne var? Sın harfi var. Sonra ne var? Yine nun harfi var. Birazdan birleştireceğiz bunu. Şimdi birleştirken birleştirirken nasıl yapacağız? Arkadaşlar, elif harfini yazdım. Nun harfini sın harfiyle birleştiriyorum. Sın harfini de elif harfiyle birleştirdim. Bakın sın harfinin kuyruk kısmını almıyoruz birleştirirken. Bir harfin de elif harfiyle birleşmesi yanında a sesiyle okunacağını gösteriyordu bize. Dolayısıyla buradaki ne oldu? Sağ oldu, değil mi? Sonda ne var? Nun harfimiz var artık burada birleştiremiyoruz çünkü. Dolayısıyla insan kelimesini yazdık mı? Yazdık bu şekilde. Şimdi bu ektiğini kelimesine bakalım. Arkadaşlar E harfinin, elif harfinin üzerine şöyle bir işaret vardı hatırlarsanız. Bu işareti koyduğumuzda e, ters iki gibi. Koyduğumuzda e, elif harfinin E sesiyle okunacağını gösteriyordu bize. Şurada ne var? Kef sesi var. Burada ne var? Dal harfimiz var. Bakın burada Gef sesimiz var. Burada ne var? Nun harfimiz var. Y sesini de... Daldan sonraki y sesimiz var arkadaşlar y harfimiz var biliyorsunuz şöyle altına iki nokta koyduğumuz bunu da birleştireceğiz. E, sondaki yine y harfi içinde y e, harfi içinde y sesini kullanacağız arkadaşlar. Önce harfleri ayrı ayrı yazalım. E, nasıl yazacağız? Elif harfine dedik. Üzerine işaretimizi koyduk kef sesi de şöyle büyük bir s harfine benziyor değil mi dal harfimiz var ondan sonra y sesimiz var arkadaşlar yine bir kef sesimiz var üzerine gef sesimiz var pardon üzerine çizgi koyduğumuzda gef olduğunu anlıyorduk ama metinlerde vermeyebilir e, nun harfimiz var ve y sesimiz var tekrardan şimdi bunu birleştirelim nasıl birleştiriyoruz elif zaten tek başına elifi koydum Öncelikle kef sesimi ben dal harfiyle ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Burada ben önce gef yapacağım arkadaşlar. Şurada bir y sesiyle gefimizin birleşimi var. Ardından bunun nun ve y sesiyle birleşimi var. Bakın kelime şurası ektiğini Biçer kısmında da B sesimiz var değil mi? B harfimiz var. Çim harfimiz var arkadaşlar ve rar harfimiz var. Şimdi teker teker yazalım önce. B harfimiz çanağın altın pardon altında değil bir tane noktası olması lazım. B harfimiz. Çim sesimiz harfimiz var bakın bu şekilde içinde 3 tane noktası vardır. Ve rar harfimiz var tabii ki de bu şekilde. Birleştirelim bunu nasıl birleştireceğiz. Ee, B şu şekilde yazalım. Sonra Ç sesi olsun. Altında da rar sesi. Yani şöyle noktalarını koyalım. Şuraya da B sesini koyalım. Bakın insan şurası insan kelimesi. Şurası ektiğini. Burası da biçer kısmı arkadaşlar peki şimdi bize böyle verilseydi biz nasıl çevirecektik bunu şöyle yapalım burada ne diyorum B harfim var diyorum burada ne diyorum Ç sesim var diyorum burada ne diyorum R harfim var diyorum bu da yazmıyormuş ee, mavi alalım tekrardan gördüğünüz gibi B, Ç ve R harflerini çıkarttım Burada E sesi olduğunu görüyorum. Bakın kef sesi olduğunu ve dal harfi olduğunu görüyorum. Burada I ya da İ'dir diyorum Y sesi olduğu için. Bu kef ya da geftir diyorum ya da neftir diyorum. Değil mi? Burada ne var? Nun harfi var diyorum. Burada yine Y sesim var. I ya da İ'dir diyorum. Sen buradan doğru harfleri koyuyorsun. Burası ne diyorum? A olabilir diyorum. E olabilir. I olabilir. İ olabilir diyorum. Bakın nun harfi var. Sın harfi elifle birleşmiş diyorum ve sonunda da nun koyuyorum. Sen burada yerine koyarak buluyorsun bu kelimeyi. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur sizler için. Arkadaşlar videoları sonuna kadar izleyelim lütfen. E, genelde izlemiyorsunuz. E, ben istatistiklerden e, görebiliyorum bunu. Diğer bir ikinci hususta e, beğenme kısmı. Ben buna çok önem ben bunu çok önemsemiyorum işin açıkçası ama e, YouTube'da sıkıntı yaşadığım için de söyleme gereği hissediyorum. E, lütfen videoları da beğenirseniz e, sizler için de benim için de iyi olacak. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşçakalın.